Arkadaşlar, ay nefes alsın. Yürümenin kötü yanı, söylediğimiz emekleri çıkıp almak zorunda olmanız. Bugün hava çok güzel. Aslında bugün amacım yurtta oturmaktı. Ama çıkınca da bir şey çıkasım geldi. Kendime sandviç aldım. Çok güzel sandviçleri var. Arada bir alıyorum çünkü. Hani sandviç kendim de yapabileceğim bir şey olduğu için. Şimdi gidip yiyeceğim. Umarım bugün odam bir yere boş olur ve sizlerle biraz sohbet edebilirim. Kedi kadın. Kalbi de var ama gözükmüyor şu an. Bu yurdumuzun kalpli kedisi. Kanma kedi. Kanma kedi adı. Merhaba arkadaşlar. Odam boş. İnanabiliyor musunuz? O yüzden hemen boşken size bugün planımı anlatmak istedim. Çünkü hiç konuşamıyorum videolarda ve böyle videolarım o yüzden çok kısa oluyor konuşamadığım için. Şimdi bugün Begir'le birlikte Anadolu Lisesi'ne gidip ders çalışacağız. Onun için biraz hazırlanmaya başlayacağım. Duşa gireceğim, giyineceğim, makyaj yapacağım. Odam hala boş olursa makyaj yaparken de çekmeye çalışırım. Ama dolu olunca çekemiyorum maalesef. Bugün hava çok güzel. Aslında soğuk. Ay. Aslında hava soğuk ama çok güneş var, çok güzel. Dün birkaç gündür yağmurluydu zaten. Videolarda da gördünüz. Öyle. Bir de hediyelerimi göstereceğim size şimdi. Hazır odada kimse yokken sonra da hazırlanmaya başlayacağım. Bu Elif'le Selin'in bana yazdığı not çok tatlı. Arkasında da kartpostal aslında bu. Bunu da odama astım. Burada da hediyelerim var. Bunu size göstermek istiyorum. Sinem bir kolye almış, onu buraya asmıştım, onu göstereyim. Bu benim istediğim bir kolyeydi. Ben çocukken Barbie filmlerini çok fazla izliyordum. Şimdi çıkarayım. Onun Kristen Şato'dan bir arkadaşlık kolyesi almış böyle. O filmde geçiyordu, çok tatlı. Çok beğendim. Ondan sonra bana bugün Miss Turkey şey gibi Happy Birthday yazıyor galiba, evet. Bundan almışlar, bunu böyle boynuma geçirdiler içeri girince. Zaten videoda var. Bir önceki videomu izleyebilirsiniz, izlemediyseniz. Daha sonra böyle Happy Birthday gözlüğüm var. Kutlu doğum haftamda her gün takacağım o gözlük. Ondan sonra bir gün bana böyle işe başlayınca da masana koyarsın dedi. Çok tatlı. Bir bilan almış melek şeklinde. Böyle üzerinde kalp var. Evet. Üzerinde de Positive Vibes yazıyor. Böyle bir çok tatlı bir fincan. Çok beğendim bunu da. Onun dışında Selin'le Elif de bana şal almış. Onu da zaten çıkarken takacağım. O zaman gösteririm. Onun dışında Ahmet de bana çerm almıştı. Çermimi göstereyim. Bir de bu bilekliği almışlar. Böyle çelik bileklik. Bu da çok tatlı. Zaten ben bileklik takmayı çok seviyorum. O yüzden çok mutlu oldum. Ahmet de bana şu çermi almış. Gözüküyor mu bilmiyorum. Kamerayı ters çevirip göstereyim. Şurada gördüğünüz üzerinde ay ve güneş olan çok tatlı bir çerm almış. Diğer çermlerimi de bunu Marmaris'ten almıştım. Deniz kabuklu olanı. Bunu babaannem almıştı. Babaanne çermi olarak geçiyor zaten. Sadece bunu da annem aldı. Bu kalbi de annem aldı. Pandora bilekliğimi çok seviyorum. Çok anlamlı olduğu için çok seviyorum. Artık biraz pahalı ama. O şekilde. Şimdi de hazırlanmaya başlayacağım. Kullanıyorum. Enekçeklenmeyi önlemesi için. Saçlarım hafif nemliyken uyguluyorum. Yani biraz daha kuruduktan sonra uygulayacağım. Şimdi makyaj yapalım. Kapatıcı arası kolye molasına girdim. Her gün taktığım kolyelerimi takıyorum. Çok o da arkadaşım şu anda. O yüzden çekebiliyorum. Yoksa çok doyum arkadaşlar, çekemiyorum. Umarım bir gün bunu atlatabilirim. Ben yaptım. Havluyla kuruttum. Birazdan bunu uygulayacağım. Bu saçımın tüm elektriğini alıyor. Düz saçlar için. Ama kıvırcık saçlarda böyle bir etkisi olur mu bilmiyorum. Ama benim saçım da çok iyi. Benim saçım düz çünkü. Bayağıdır kullanıyorum. Çok da güzel kokuyor. Argan yağı var içinde. Bal var. Çok seviyorum. Bakabilirsiniz. Uygun fiyatlı bir ürün. Zaten 50 ürün. Her markette çoğunlukla olan bir ürünü bu.
Ben arkadaşlarım gelmediği sürece video çekebilirim ama eğer gelirlerse makyajım yarıda bölünecek maalesef. Siz de olduğu kadarını izleyeceksiniz. Bunu da bana Melis önerdi. Notun kapatıcısı bu skin food'un üzerine bunu uyguluyorum. Çünkü göz çevrem benim bayağı mor. Bunun da ucu böyle metal. Sabahları çok güzel oluyor, buz gibi. Ve telefonun hafızası çok az olduğu için uzun videolar çekmeme izin vermiyor. Bir ara telefonu temizlemem lazım. Bundan bahsediyordum tam. Rengi biraz açık bana ama ben açık olmasını daha çok beğeniyorum. Çünkü böylece bir aydınlık bir görünüm sağlıyor göz altlarımda. Açık dediğim öyle aşırı bir açık değil ama bu en açık rengi bu arada ve ben esmerim arkadaşlar. Beyaz tenliyseniz yani sarı alt tonlu değilseniz özellikle kesinlikle pembe alt tonlu bir cildiniz varsa bilmiyorum pembe alt tonlu olanın var mı? Hani ona da bakabilirsiniz ama bu asla size olmaz. Yani 01 numarası en açık rengi ve bana oluyor. O yüzden size olacağını zannetmiyorum. Sonra bu galiba bu bunun markasını adını unuttum. Neyse boş verin arkadaşlar markasını. Sünger işte. Böyle bugün ışık çok güzel çünkü hava çok güzel. Güzel havaları özledim. 4 gündür yağmurlu havada vlog çekiyorum gerçekten. Doğum günüm bitti ve şu an güneş açtı. Gözümün altını kapadım. Ve şu pudrayı uyguladım. Bu pudrayı da bana sinem söyledi. O kadar iyi ki gerçekten da uçuşan tozlar. Şimdi azıcık bir yüzüme renk gelsin diye şöyle kontrol yapacağım sadece. Bunu doğru yaptığımdan hiç emin değilim arkadaşlar. Ama böyle bir iddiam yok. O yüzden hiçbir şey değişmedi değil mi? Aldık olarak da bunu kullanıyorum ve çok pigmentli bir ürün. Bunu böyle iki tane kandırıp yayıyorum. Ama ben çok seviyorum normal bir kırmızılığı. Umarım videoda belli olur. Sonra zaten sadece ben sürüp kaşlarımı tarayacağım. Başka bir şey yapmayacağım. Sonra saçımı kurutup çantamı hazırlayıp çıkacağız. Biz şimdi çıktık ve Gül'le gidiyoruz ders çalışmaya. Işık böyle çok güzel ama. Hoş geldi yurdumuz arkadaşlar. Ne hayatlar var değil mi? Aman oğlum ben de Porsche alayım. Işığa ters yürüyoruz. Şöyle yürüyeceğim böyle ben. Böyle yürümen lazım. Arkadaşlar şu an ölüm üst geçidindeyiz. Normalde şuraya gideceğiz. Şuraya gideceğiz ama onun için şöyle bir üst geçit yürümemiz gerekiyor. Medipol tercih edecek olursanız aklınızda bulunsun. Sinem bize 15'ine kadar hangi konuyu bitireceğimizi yazmıştı. Şimdi 15'ine 5 gün var. Ve bizim hepsini bitirmemiz gerekiyor. Bir gün telefonla konuşuyor. Öyle şimdi gidip onları bitirmeye çalışacağız. Bakalım kaç tane bitirebileceğiz hep birlikte. Göreceğiz, görüşürüz orada. Ve artık insanlar hiç garipsemiyor birinin kameraya karşı konuşmasını. Güzel bir döneme denk geldim galiba. Öyle. Çok az bir mesafe kaldı durağa. Gerçekten çok uzun sürüyor. Bu üst geçitte bir çözüm bulsun. Beykoz Belediyesi. Sabah akşama kadar burada video çekmek istiyorum. Öyle. Bugün sizinle fazla konuşabildiğim bir gün oluyor. Bu beni mutlu eder. Çünkü videolarım çok kısaydı. Hep biri 6 dakikaydı, diğerleri sanırım 4 ya da 5 dakikaydı. Biraz kısalar. En azından hedefim 10 dakikaya çıkarmak. Ki böylelikle sizin de ilk dikkatinizi çeken izlersiniz. Hani 4 dakikalık bir videoyu. İnsanlar izlemeyi tercih eder mi bilmiyorum. Ama bana anı kalması açısından o videoları da çok sevdim. Çok güzel oldular. Öyle. İnşallah otobüs hemen gelir. Çünkü hava ne kadar yağmurlu olmasa da soğuk. Kavacık zaten her zaman İstanbul'dan 1-2 derece daha soğuk hissettiriyor bence. Çünkü çok esiyor Kavacık hep. Öyle. Ve şimdi gidiyoruz. Bu kadar insan içinde telefonla konuşabildiğim için kendime gurur duyuyorum. Hala okurum. Öyle.
Bugün de hala telefonla konuşuyor. Şimdi otobüs bekleyeceğiz. Bu arada bizim okula çok yakın. Evet, burası küçük bir parkta. Evet. Boğaziçi Üniversitesi. Boğaziçi Üniversitesi'nin Anadolu Hisarı kampüsü burası da. Burada Çiçek ablamız var. Ya bu ne bunun adı? Kokina. Evet. Size Anadolu Hisarı'nı falan da gösterelim. Önce tabii ki de biraz sohbet edeceğiz. Yani dersi erteleyebildiğimiz kadar erteleyip tabii iyi. Sonra dersi hatırlayacağız. Ama sinemada yetişmemiz lazım. Çok insan güne ben kapatıyorum, bay bay. Çok ses var. Evet. Ders arası verdik. Ders çalışırken Begüm'ün çantasını buluyor. Niye sandalyeye yatmadın? Yumuşak ya çanta. Gidemeyiz. Arkadaşlar şimdi çıktık. Glory Jeans'te oturduk. İlk oturduğumuz yalan kafenin... Yalan değil. Ne? Yalan mısın, yalan şu an değil. Begül İstanbul kartını arıyor. Begül genellikle kaybettiğini düşündüğü şeyleri buluyor. Evet. Bekliyoruz bulmasını. Kredi kartı. Çok iyi. Çok sakinim çünkü bulacak. Bence bu sefer bulamayacağım. Çünkü ne yaptığımı hatırlamıyorum. Bu benim. Bu benimki. Evet arkadaşlar. Gerçekten ilk defa blokta mı bulamayacaksın? Şey bulamıyorum. Galiba gerçekten kaybettim. Ya hayır ya. Gerçekten kaybetmiş arkadaşlar ilk defa. Ben de blok çekiyorum. Kız kartımı kaybetmiş. Neyse görüşürüz. Şey buldum da. Arkadaşlar tam videoyu kapattım dedim. Herhalde bu sefer gerçekten kaybetti. Dedim ki yardım edeyim. Cüzdanından çıktı. Hani başka bir yerden dedim ama, cüzdanından. Ama iki kartımın arasına girmiş, ben de göremedim. Ama o zaman kaybetmiş olmuyorsun. Bulamamış oluyorsun. Ama genelde ben her göze iki kart koyuyorum. İkiden fazla. Arkadaşlar Begül hep böyledir. Hep. Evet. Korktuk. Arkadaşlar ilk gittiğimiz kafenin adı Milada'ydı bu arada. Annemden bir dönüş aldım. Gittiğim yerleri anlatmıyormuşum. İşte orası ama bu insanın çok güzel bir yer. Orada güzel bir kahve içtik. Çünkü Glory Jeans'te içmek istemedik. Glory Jeans'te sadece ders çalışmak için gidiyorduk zaten. Orada da şey içtik. Glory Jeans zaten hepiniz bilirsiniz orası. Glory Jeans işte yani.
Anamila da çok güzel gelebilirsiniz eğer Anadolu Hisarı'na gelirseniz. Bayağı iyi. Yağmur 15 koduyla. Yağmur öyle bir kodum yok. Üzgünüm. Ama fiyatları uygun yani. Çok pahalı değil. Evet, şu an Begir'in hatırlattığı bir şey daha söyleyeyim. Bir de Mila'da da fiyatlara öğrenci indirim yapılan üniversite öğrencilerinde de geçerli. Ve taksiye binmemize gerek kalmadan otobüs geldi. Arkadaşlar, hava şöyle. Şu anda geleneksel yemek bekleme yerimizdeyiz. Bizim yurtta, sabah da söyledim gerçi ben yemek alırken ama yemekler buraya geliyor. Yurt şurada. O yüzden beklemek zorundayız. Çünkü gidip gelmeye üşeniyoruz. Çünkü bir de yokuş çıkmamız gerekiyor. O yüzden pizza söyledik Begül'le aynı pizzadan. Benim niye kanım bulanık? Silelim şöyle. Hala bulanık. Herhalde gece diye. Geldi pizzalarımız. Şimdi yurda gidiyoruz.